Hoş geldiniz. Joe Biden Amerikalılardan oyu aldı ama yapılan seçim mahkemelik. Malumunuz Trump konuyu yargıya taşıdı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün dünyada bir süre daha bu süreç takip edilecek. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür itirazlar hep olmasına rağmen sonuçlar hiçbir zaman değişmemiştir. Dolayısıyla görevde olan başkan sıfatı ile Trump kesin olarak seçimi kaybetmişe benziyor ki Amerika Birleşik Devletleri tarihinde sadece ve sadece 4 başkan görevdeyken seçimi yitirmişti. Peki Trump'ın bu itirazı ya da seçimi mahkemeye götürmesi size neyi çağrıştırıyor diye soracak olursam, kuşkusuz hepiniz 31 Mart 2019 tarihini anımsayacaksınız. Evet, o tarihte mahalli idareler seçimleri yapılmış. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ipi göğüs demişti. Lakin Recep Tayyip Erdoğan çıktı ortaya, dedi ki 13-14 bin oyla seçim mi kazanılır? Burada kesin hile var. Seçim tekrarlanmalı dedi ve konu Yüksek Seçim Kurulu'na havale edildi. Sonrası malum, siyasi baskı altında olduğu iddia edilen Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda karar verdi ve seçimleri yeniletti. Dikkatinizi çekmek isterim. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün hile var beyanı sonrasında hile yapanlar bağlamında herhangi bir yargı hükmü ortaya çıkmadı. Tarz ya da üslup olarak Tayyip Erdoğan ve Trump'ın özdeşleşmesi söz konusu. Buna dikkat çekmek istedim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri kurallar ve kurumlar ülkesi. Bu itibarla bakın, göreceksiniz, Trump'ın olaya yargıyı karıştırması Amerikan kamuoyunda tepki görecektir ki ilk belirtiler zaten ortadadır. Evet, Trump tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yaptığı gibi somut hiçbir veri, delil sunamadan oylarımız çalındı dedi. Öyle olunca da Amerikan kamuoyu şimdiden ayağa kalktı. Trajikomik olan, Türkiye'deki İslamcılarla AKP koliklerin Trump'tan çok Trumpçılığa soyunmaları, seçime adeta Trump değil de Tayyip Erdoğan girmişçesine Trump'a sahiplenmeleridir. Pardon ama bu Trump değil midir Kudüs'ü İsrail ya da Siyonizmin merkezi yapan, dahası Kosova'dan Sırbistan'a ve Arap ülkelerine kadar orada elçilikler açma bağlamında baskılar yapan, öyleyse İslamcılar neden niçin Trumpçıdır? Yine bu Trump değil midir Siyonist Evangelist İttifakı'nın adayı olan, bu Trump değil midir Recep Tayyip Erdoğan'ın, ben bu makamda oturduğum süre içinde bu adam asla hapisten çıkamayacak dediği papaz Branson'ı serbest bıraktırmak için Türk Devleti'ni ve Türk Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden, ki bu konuya bizzat Trump açıklık getirmiş, telefon ettim, papaz Branson'ı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldım demiştir. Aynı şekilde bu Trump değil midir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tweet atıp ekonominizi mahvederiz diyen? Sorarım size, bu AKP'liler ve İslamcılar neden, niçin bu Trump'a hala sahiplenebiliyorlar? Yine bu Trump değil midir Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yaptığı askeri operasyonu durdurmak için tehditler savuran Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı Ankara'ya gönderen, baskılar kuran? Evet, bu Trump değil midir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupla devletimize ve milletimize aşağılık bir şekilde hakaret eden? Öyleyse sormak istiyorum, bu yerliyiz ve milliyiz diyenler nasıl ve niçin bu Trump'a hala sahipleniyorlar? Evet, bu Trump'a sahiplenme olayı yine turnusol vazifesini gördü ve İslamcıların gerçek yüzünü ortaya koydu. Onlar için önemli olan Türkiye'nin onuru, gururu, şerefi değil, iktidarlarının devamıdır. Trump Türkiye'yi tehdit edip hakaret etmişmiş, Trump Türk ekonomisine saldırı başlatmışmış, İslamcılar için hiç önem arz etmiyor. Onlar için önemli olan Tayyip Erdoğan ve dolayısıyla AKP iktidarının sürmesidir. Bugün itibariyle Trump'ı Joe Biden'dan çıkarları noktasında daha uygun görüyorlar. Yani Türk İslamcılarının önceliği asla inançları, ilkeleri değil, Tayyip Erdoğan'a daha faydası olacak olan ismin Amerika'ya seçilmesidir. Türkiye'de öyle bir kanaat var, Trump kazansa idi Tayyip Erdoğan rahatlayacaktı. Komik olan, Yeni Şafak gibi İslamcı bazı yayın organlarının Trump'a operasyon yapıldığını, Trump'a dijital darbe yapıldığını söylemeleridir. Evet, dünyanın en zenginlerinden biri olan, dahası Siyonist Evangelist İttifakı'nın desteklediği Trump'ı
darbe kavramını istismar ederek akıllarınca sahiplenmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Silikon Vadisi'ndeki dijitalciler, yani sosyal medya Trump'a darbe yapmışmış. Yeni Şafak gazetesinin genel yayın müdürü Trump'a dijital darbe yapıldı derken aynı zamanda Türkiye için de işaretler verdi. 2023'te Türkiye'de aynı şeylerin olacağını söyleyerek sosyal medyaya bugünden savaş ilan etti. Ki aslında saray, iktidar daha önceden sosyal medyayı gemleme, susturma adına adımlar atmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya mecralarını direkt olarak hedefe oturtan demeçleri arşivlerdedir. Buradan hareketle o mecraları susturma adına yasa çıkardıkları biliniyor ki o yasa şu an itibariyle uygulamadadır. Para cezaları verildi, peşi sıra reklam yasaklamaları gelecek. Ardından bant daraltılması, yani yayınların engellenmesi söz konusu. Evet, daha bugünden İslamcı yayın organları Türkiye'de yapılacak olan seçim öncesinde sosyal medyanın tamamen karartılacağını adeta haykırıyorlar ve o yönde kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Peki siyasal İslamcıların Trump'ı bu şekilde sahiplenmesi ve Joe Biden'ı peşinen düşman etmesinin zemini var mı diye sorarsanız doğrudur, var. İşte piyasa refleksleri ortadadır. Perşembe akşamı itibariyle 8.10'da 4 olan dolar fiyatı Biden'ın kazanması kesinleşmeye başladıktan sonra bir anda 8.57'ye fırlamıştır. Dünyada en objektif tepkiyi piyasalar, yani para verir. Bu itibarla Joe Biden'ın Türkiye'yi yönetenlerin kabusu olacağı bütün piyasalar tarafından adeta koro halinde kabul ediliyor. Şu hususun altını ısrarla çizmek isterim. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Buradan hareket ile Joe Biden'ın seçilmesi dünya piyasaları nezdinde Türkiye'yi yönetenler bağlamında bir eksidir. Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olacağı ve onu hedef alacağı algısı yaygınlaşmıştır ve bu algının elbette sonuçları olacaktır. Joe Biden çok keskin bir dönüş yapmasa bu algının Türkiye üzerinde menfi sonuçları da olacaktır. Dediğim gibi bir şeyin şuyu vukuundan beter olayı söz konusudur. Biden'ın New York Times gazetesine verdiği röportaj arşivlerdedir. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz beyanları kayıtlardadır. Keza yine Biden'ın son Amerikan seçimleri sürecinde Ayasofya noktasında açıklamaları ortadadır. Daha önce aktarmıştık, Joe Biden zaten Türkiye'ye sıcak bir isim değil. 1970'lerde Türkiye Kıbrıs'a çıkarma harekatı yaptıktan sonra Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun teklif edicilerinden biridir. Aynı zamanda keskin bir Ermenici ve Rumcudur. Buna ilave olarak Biden'ın PKK'ya sıcak baktığı Büyük Kürdistan projesini gerçekleştirmek istediği biliniyor. Biden dediğimiz Obama'nın başkan yardımcısıydı ve o süreçte Obama yönetiminin Kürtlere verdiği destek biliniyor. Bu itibarla Biden Obama'nın yarım bıraktığı işi yapacak ve Büyük Kürdistan'ın kurulması yönünde somut adımlar atacak. Dolayısıyla Biden her hal ve şartta hem geçmişi hem açıklamaları ve taahhütleri noktasında Türkiye'nin karşısında bir pozisyondadır. Kuşkusuz ilk adım S-400 bağlamında atılacaktır. Trump'ın uygulamadığı yaptırımlar muhtemeldir ki Biden tarafından uygulanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir yaptırımlara girerse bunu Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada gibi ülkeler de takip edecektir. Tabii bu yaptırımlar eşyanın tabiatı gereği Türk ekonomisini de olumsuz etkileyecek. Zaten dışarıda borç bulamayan Türkiye'nin temerrüte düşmesi ciddi olarak gündeme gelecektir. Hülasa Biden'ın gelmesi ile Türkiye sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak da bir çıkmaza, kaosa sürüklenecektir. Bütün bunlara ilave olarak Joe Biden'ın Tayyip Erdoğan ve ailesi bağlamında mal varlığı araştırmalarına start vereceği yorum ve değerlendirmeleri söz konusudur. Kuşkusuz Halkbank dosyası bundan farklı değildir. O daha somuttu. Orada bir yargılama süreci devam ediyor. Biden muhtemeldir ki Trump'ın görevden aldığı önceki yargıca tekrar görev verecektir. Öyle olursa Halkbank yargılamalarında menfi bir sonuç muhtemeldir. Zira o yargıcın Türkiye'ye menfi bakışları ortadadır. Halkbank'a verilecek birkaç milyar dolarlık ceza ise
yine Türk ekonomisini vuracaktır. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim ve alınan sonuçlar Türkiye'yi yönetenleri paniğe ve kabusa soktukları ortadadır. Sözlerimi noktalamadan minnetlerimi, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Zira bugün Türkiye'yi yönetenlerin nasıl rehin alındığını anlatan rehin kitabım büyük ilgi ve alaka gördü. Hala satışta, isteyen internetten edinebilir. Bu arada sevgili Rıza Zellyut hocamın Kirlenme isimli romanını hepinize tavsiye ediyorum. Buna ilave olarak yine Erkan Yılmaz Büyük Köprü'nü yazdığı Kozmik Albay'ı da öneriyorum. Bizi izlemeye devam edin.